Doğuran kazan. Bir gün Nasreddin Hoca'nın kazana ihtiyacı olmuş. Düşünüp taşınmış ve komşusundan ödünç almaya karar vermiş. Nasreddin Hoca komşusunun kapısını tıklatmış. Komşu kapıyı açmış. "Buyur hoca, bir emrin mi vardı?" diye sormuş. Nasreddin Hoca, "Bir kazana ihtiyacımız var. Senin kazanı versen de kullandıktan sonra geri getirsem," demiş. Komşusu kabul edince hoca kazanı alıp evin yolunu tutmuş. Aradan 2 gün geçmiş. Hoca kazanın içine bir de tencere koyup geri vermiş. Aslında komşusunun nasıl bir insan olduğunu öğrenmek istiyormuş. Komşu kazanın içindeki tencereyi görünce şaşırmış. "Kazanı anladım fakat içindeki tencere neyin nesi?" diye sormuş. Hoca gayet sakin bir şekilde, "Sizden ödünç aldıktan sonraki gün kazan bu tencereyi doğurdu. Ben de kazanla birlikte yavrusu tencereyi getirdim. Size teşekkür ederim," demiş. Hocanın sözleri karşısında adam çok sevinmiş. Cansız bir kazanın doğuramayacağını o da biliyormuş. Ama olsun, nasıl olursa olsun yeni bir tenceresi olmuş. Komşu gülümseyerek, "Hocam, ne zaman kazana ihtiyacınız olursa çekinmeden isteyiniz. Size yardımcı olmak beni memnun eder," demiş. Kazanı ve tencereyi alıp eve girmiş. Bir zaman sonra hocanın tekrar kazana ihtiyacı olmuş. Yine komşusunun kapısını tıklatmış. "Komşu, özür dilerim. Sizi rahatsız ediyorum ama yine kazana ihtiyacımız oldu," demiş. Komşusu, "Ne demek? Seve seve. Hemen gidip getireyim," demiş. Yine hocanın içine bir şeyler koyacağını umarak kazanı vermiş. Aradan yine günler geçmiş. Komşunun gözü yollardaymış. Kazanı ve içinde gelecek hediyeyi dört gözle bekliyormuş. Beklemiş de beklemiş, günü güne eklemiş. Ortada ne kazan ne tencere varmış. Komşu dayanamamış. Biraz da kızgın bir şekilde hocanın kapısını tıklatmış. Hoca kapıyı açmış. Kapı açılınca komşusu, "Hocam, bizim kazana ne oldu? Günler geçti getirmediniz. Yoksa kazanı çaldırdınız mı?" demiş. Nasreddin Hoca, "Ah komşum, başımıza gelenleri sorma. Sizin kazan öldü," demiş. Bu sözleri duyan komşu hem şaşırmış hem de sinirlenmiş. Komşusu, "Hocam, bu olacak iş mi? Kazanın canı mı var ki ölsün?" demiş. Nasreddin Hoca, "Seni gidi uyanık komşu seni. Cansız bir kazanın doğurduğuna inanıyorsun. Şimdi neden öldüğüne inanmıyorsun?" demiş.